Özge Ulusoy, Arda Turan'la hakkında çıkan aşk söylentilerine ne cevap verdi? Özge Ulusoy ilk kez konuştu. Sizin için hastalığı terk etmiş. Konseri dinleyeceğim. Aylık kazancım 35 bin lira diyen Caner Erkin'e mahkemeden şok karar. Ünlü futbolcu Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay arasındaki nafaka davasının son duruşmasında neler yaşandı? Birazdan. Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin evlilik bilmecesinde son söz yakışıklı şarkıcıda. Murat Boz ne demek istedi? Geleceğim de ayaklarım geri giriyor. Murat Boz'un hayallerini nasıl bir düğün süslüyor? Birazdan. Olay. Yine Aleyna Tilki, yine olay. 17'lik popstar Aleyna Tilki'nin Adana konseri çıkan olaylar nedeniyle neden yarıda kesildi? Aleyna Tilki sahneyi terk etti. Şoke eden görüntüler birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Özge Ulusoy, Arda Turan'la hakkında çıkan aşk söylentilerine ne cevap verdi? Özge Ulusoy ilk kez konuştu. Sizin için hastalığı terk etmiş. Konseri dinleyeceğim. Aylık kazancım 35 bin lira diyen Caner Erkin'e mahkemeden şok karar. Ünlü futbolcu Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay arasındaki nafaka davasının son duruşmasında neler yaşandı? Birazdan. Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin evlilik bilmecesinde son söz yakışıklı şarkıcıda. Murat Boz ne demek istedi? Geleceğim de ayaklarım geri giriyor. Murat Boz'un hayallerini nasıl bir düğün süslüyor? Birazdan. Günaydınlar sevgili seyirciler. Duymayan kalmasın. Başladı an itibariyle. Günaydın Cengiz Emercioğlu. Günaydınlar efendim. Herkese star ekranlarından günaydınlar. Erdem tabii böyle balonlardan açarak stüdyomuza günaydın dedik size. Nedir o balonlar Serhan'cığım? Bu balonlar bizim 8. aya girdik. Ama her ay oluyor mu bu? Her ay olmuyor. Ama bu ay ben... 8. aya girdiğiniz için erkek arkadaşım işte, sana balonları, gülleri, şu gülü de gönderdi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ne oldum. Güzel. Arasına... Yani burada... Ben burada Demet Akalın gün sayıyordu ya. Bilmem kaç birinci gündeyiz, şu günündeyiz falan filan diye. Bunlar ben aynı. Ben Demet Akalın'a laf söylerken başıma geldi. Balonlar kaçıncı gündenin 8. ay balonları ya ve gülleri gelmiş özellikle. Aslında her ay yaptığı bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani birbirimize notlar yazıyoruz falan her ay ama bu ay hani ben böyle üzüldüm bu aralar falan diye biraz da hani beni mutlu etmek için yapmış. Evet. Gerçekten çok, çok teşekkür güzel, ederim. Çok mutlu oldum. Harika. İyi ki varsın. Bravo, teşekkür güzel. Ederim. Stüdyomuzu şenlendirdi vallahi. O açıdan diyorsun. Hiç niye duygusal bir insan değilsin gerçek. İşte zaten ay dönümlerinde olabiliyor.
Küpe mi çarpıyor? Evet, küpe çarpıyor yine. O küpeler. Güzel olmuşsun. Bugün beraber ve siyahları giyerek. Evet, cenazeye gider. Cenazeye gider gibi oldu. Neyse. Ha. Peki, evet. Dün haberi vermiştim burada. Sen demiştin ki hangi? Acaba var mı yok mu falan filan diye. Aha. Arda Turan'la Özge Ulusoy arasında aşk haberini magazin dünyası duymayan kalmasından öğrendi dün sabah. Burada duyurduk haberi ve tartıştık da ondan sonra bugün bütün gazetelerde, bütün internet sitelerinde Özge Ulusoy ile Arda Turan arasındaki aşk haberi yer alıyor. Ve tartışılıyor, konuşuluyor işte arkadaşının eski aşkıyla birlikte falan diye. Bunu da konuşacağız ama Özge Ulusoy'a da, şimdi onu da anlatacağım birazdan sana. Çünkü Arda Turan'ın eski arkadaşı, Özge Ulusoy'un eski sevgilisi. Şimdi Özge'yi dün Murat Boz'un, dün akşam Murat Boz'un konserinde yakaladık. Evet. Tabii ki kameralar bunu sordu. Var mı Arda Turan'la bir ilişkiniz diye. Bakın o ne yanıt verdi. Özge Ulusoy'a ilk kez Arda Turan soruluyor. Arda Aslıhan aşkını Özge mi bitirdi? Özge Ulusoy ilk kez konuşuyor. Geçtiğimiz günler Emirgan'da bir mekanda bayraklarımızın konser başlıyor arkadaşlar. Konsere geldim. Evet, ben hayır hazır edelim. Konsere geldim. Konser dinleyeceğiz. Soruları duymazlıktan geldi. Aşk sorularına cevap vermeyerek topu Arda Turan'a mı attı? Konseri dinleyeceğiz. Bizim için hastalığını terk etmiş. Konseri dinleyeceğim. Eğlenmeye geldim. Konseri dinleyeceğim. Hayır. Murat Boz için buradayız. Murat Boz. Hayırlı olsun sorularına imalı cevap. Öyleyse hayırlı olsun deriz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, hadi konsere bakalım. Hadi konsere bakalım. Ve... Evet, dün sabah duyurduğumuz bu haberden sonra, bu aşk haberinden sonra akşam, dün akşam Murat Boz'un konseri vardı Harbiye Açık Hava'da. Bu soruyu soruyorlar Özge Ulusoy'a. Gördüğün gibi bu yanıtı veriyor Seren. Evet. Yani şimdi ben de diyorum ki eğer bir ilişkisi olmasa, herhangi bir şey olmasa bu yanıtı mı verir sence? Hayır. Ya. Yani nereden çıkarıyorsunuz demesi lazımdı yani mesela. Nereden çıkıyor bu? Asla öyle bir şey yok. Deli misiniz arkadaşlar? Dün sabah Cengiz böyle bir şey yumurtladı, duymaya kalmasına der de der. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki ben gene bunu tekrar tekrar ediyorum. Ben gitmiş olduğum hiçbir mekanda, özellikle gazeteci alınmıyorsa ve kapıda da gazeteci olmayan mekanlar var. Bunlara gittiğim zaman orada olan biteni sana yetiştirmiyorum. Bunu çok... Yani yetiştirmediğini de teşekkür ediyoruz. Evet, çünkü yani. Her ben teşekkür zaman... etmiyorum da yani. Hayır. Çünkü o etik olmaz. O yüzden de ben zaten hayatım, sen bunu pazartesi... Ama olmaz. Tamam, etik olmaz da. En azından orada Arda ile Özge'yi gördüm desen. Diyemem abi. Ay affedersin. Diyemem yani, diyemem. Çünkü niye diyemem? Dediğim gibi o mekan normalde içeri gazeteci alınmıyor. Yani ben gazeteci değilim ki, muhabir de değilim. De alınmıyor. Emirgan'daki mekana da alınmıyor. Ama Emirgan'dan bugüne kadar çıkan aşk haberlerinin haddi hesabı yok. Tamam da benim erkek arkadaşımın sahnesine gelmişler. Yani benim sen söylemesen, bu bilgi sana gelmese... Olmaz, doğru olmaz yani. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani artık sana geldiği için şimdi bu haber... Şimdi artık bana geldi. Söyleyeyim. Dün biz bu haberi duyurduk. Bugün bütün gazetelerde var. Özge olayı yalanlamadı. Fakat Şükür orada tekrardan kız kızalardı. Yani sessiz kalarak da bu aşkı bir nevi onaylamış oldu Özge. Yani şimdi şöyle... dolayısıyla sen cumartesi gelsene geri dönelim. Evet. Bize Özge ile Arda'yı nasıl gördüğünü anlat orada. Son derece arkadaş ortamı. Koruyacak halim yok. Çünkü bitti. Yani bu çıktığı için şimdi söylüyorum sana. Yani öyle sevgili modunda bir durumları yoktu gerçekten. Hatta Arda erken ayrıldı arkadaşlarına. Onlar kız kıza eğlenmeye devam ettiler gecenin sonuna kadar. Ondan sonra Emirgan'daki mekana gittiğini yazıyor bazı gazeteler. Bunlar hayır ama bir şey söyleyeceğim. Sabah zaten saat 5'te bitti. Ondan sonra mı gidecekler? Yani o kızlar kaldılar orada. Özgeler çok sonra çıktılar yani. Hani orada o kadar kalabalıktı ki. O kadar kalabalıktı. Zaten nefes alacak insanlar nefes almaya dışarıya çıkıyordu. İçeriye girdiği zaman yani herkes itiş kakış. Yani mesela şöyle söyleyeyim, ben yan masamdaki insanlarla bile yazılabilirim. Yani o kadar, bunlar hep beraber durdular ama sonra Arda'nın yanında birkaç erkek vardı. Sonra onlar çıkıp gittiler yani. Evet, ama bu itiş kakış hani yan yana durmanın ötesinde oldu. Çünkü yan yana işte, durmadılar ama itişti. Ama orada başka sen görmemişsin hayatım. Hayır, ben gördüm, masa aynı masalardı yan yana falan. İşte bak,
oradaki aşk haberi. Ama şimdi tabii insan sevgili de olsa haberi, bazen dışarıda herkesin içinde sarmaş dolaş olmak istemeyebiliyor. Yani o da ayrı bir şey. Ama ben şöyle bir şey düşündüm açıkçası bunun için. Bir tanışıklık oldu. Bir çekim oldu. Ama Arda şu anda İspanya'ya geri döndü galiba, öyle mi? Döndü mü? Şimdi bu pazar süreçte hiç kimsenin bir şeyi sahiplenme gibi bir durum olamaz. Çünkü bu süreç daha tanışıklık ve birbirini tanıma süreci bence. Hı hı. O yüzden de bunu ben Özge'nin yerinde olsam sahiplenmem. Çünkü yeni tanıdığım birisidir. Özge de sahiplenmiyor işte. Kameralarınıza bir şey demiyor. Ama hayır da demiyor. Çünkü yarın olabilir. İşte demek ki o orada, zaman yalan söylediniz. Orada o gece diye. Demek ki bir yakınlaşma, bir elektrik, bir karşılıklı normal. Yani bunlar çekim bekar gücü insanlar. Var demek ki. Bekar insanlar. Burada sadece bence olmayan neydi biliyor musun? Arda'nın açıklamasını yapacaktı Arda. Biraz süre geçecekti. Aslan için söylüyorum. Anladım. Çünkü bu kızla da bu kadar barıştı. Bu kızın da bir ailesi var, bir duruşu var. Ondan ayrılırken hiç kimseyle anılmadı. Tekrardan barıştılar. Mikanos'a gittiler. Sarmaş dolaş. Yaz boyunca beraberlerdi. Evlenecekler gözüne bakarken. Bu kızın da bir ailesi olduğunu, bir onuru ve gururu olduğunu düşünerek açıklamasını yaptıktan sonra birkaç hafta sonra eğer bu görüntüler gelmiş olsaydı daha şık olacaktı. Çünkü story'sine paylaşıyor bir de açıklamayı. Yani sen evet, maç izlerken iki maç arasında paylaşıyor. Tabii yani story'e paylaşıyor. Evet, yani sayfasında da kalmayacak bu. Yani ha ama diyebilir ki bu bir açıklamadır sayfamda kalması ama sayfanda hayatında önemli bir yer taşıyan bir kızla çok uzun süre resimlerini paylaştıysan bu açıklamanda sayfanda sonra kaldırabilirsin. Hepimiz açıklama yapıp kaldırabiliyoruz ama yani ayrılıkların arkasından hemen bir başkasını anılıyor olması bir erkeğin geride kalan kadını çok yıpratıyor ve yaralıyor. Yani ben Aslan'ın şu anda yaralandığını düşünüyorum. Tabii Özge'ye de soruyorlar zaten sizin yüzünden Aslıhan'dan ayrılmış diye. Ama Özge ona da yanıt vermiyor. Yani, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bu haber belki de hani senin Cihangir'deki mekanda gördüğün, benim de dün sabah anlattığım bu aşk haberin belki birkaç gün öncesi bile olabilir. Çünkü Özge'nin annesinin bile bu Arda meseleleri dün biz duyurduktan sonra bu Arda meselelerine Özge'nin annesinin bile kızdığını öğrendim ben. Özge demiş ki... Özge'nin annesi var ya zaten gerçekten çok iyi bir anne. Biliyorsun... Özge evlilik kararı almıştı çok eski yıllarda. Bir gün evli kaldı. Ve nikah yetişemedi ve imzayı attı. Fakat gitti kızını aldı nikahtan çıkarttı. Çünkü istemiyordu evlenmesini. İstemiyordu. Hiçbir zaman istemiyordu. Ferruh'la evlenmişti yani, o zaman. Yani hani bir gün evli kaldı ve hiç istemiyordu. Şimdi anneye bitirdi. Bak. Şimdi bak, anne aynı anne Özge'ye diyor ki bak diyor bu ilişkiye de ona vermiyor Arda ile ilişkisi. Niye vermiyor bence biliyor musun? Çünkü Arda çok ciddi ve buralara kadar getirdiği bir ilişkiyi bir anda silebilecek bir çocuk. Yarın kızının, ben mesela 2 gün önce ne dedim? Hacı ile evlenecekler dedim. Evet. Tamam. O yüzden de şimdi böyle bir süreç geçirirken, böyle bir ilişki geçirirken anne olarak şunu düşünüyor olabilir. Niye benim kızım Arda Turan'ın macerası olarak bilirsin? Ya gitmezse bu işin devamı. Evet. Anne olarak... Bence bunun bunu o düşünüyor. Erkek için bir şey değil ki erkek bir modelle anılır. Yarın Aslan'la barışsa Özge'nin durumu ne olur? Bunların hepsi soru işareti olduğu için anne olarak tasvip etme. Yani şöyle bir şey yapabilirlerdi. Bazen tabii kendimizi engel olamıyoruz ama bir şey bir yere ilerler. Tam karar aşamasına gelir veyahut da tam elinden tutup da çıkacak aşama o zaman çık. Ama şimdi bu aşamada sevgilisi olarak yazıldığı zaman yarın başkasını da gördüğüm zaman macerası olacak gibi. Oldu. Anne olarak da bunun önlemini almak istemiş olabilir. Evet. Fakat Özge ile alakalı söyleyeceğim. Özge ile bir kere hayatımda tanıştım. Yani arkadaşım değil, tanıdığım bile değil. Öyle söyleyeyim. Düzgün. Yaşayan peki, düzgün şuna bir ne kız diyeceksin? Yani. Tamam şimdi düzgün dedin. Arda Turan'la aşk yaşıyor Özge Ulusoy. Bilmiyoruz yaşıyor mu? Yani yaşıyor. Sen bilmeye yani sen... devam et. Bugün de bak gazetelerde. Şimdi Allah Allah, ilginç sen olan ne biliyor musun? İlginç olan ne biliyor musun? Hakan Baş'la daha önce sevgiliydi. Olabilir. Herkesin sevgilisi tamam, var. Özge. Evet. Ama Arda Turan da Hakan Baş'ın yakın arkadaşıydı.
Ha. Hakan Baş'la Arda Turan, işte bak Hakan Baş'la Özge Ulusoy el ele fotoğrafları. Bu 2000 kaç yılı? 13-14 yılı beraberlerdi. Ve Hakan Baş'la Arda Turan da bir şirkette ortaklardı. Bilmem ne kom diye beraber ortak oldukları, beraber sık sık görüştükleri, beraber iş yaptıkları bir arkadaşıydı. Hı. Bundan 3 yıl önce bak beraber fotoğrafları. Hakan Baş ve Arda Turan. Şimdi arkadaşının sevgilisi sonuçta Özge Ulusoy. Bundan 3 yıl önce de olsa, 4 yıl önce de olsa arkadaşının sevgilisi. Beraber görüştüğüm bak işte beraber o siteyi kurdukları zaman meşhur bir alışveriş sitesi gibi, moda sitesi gibi bir şey vardı. Onun sahipleriydiler. Ve şimdi 3 yıl sonra da Özge Ulusoy'la tekrar Arda, tekrar değil, Arda Turan ilişki yaşamaya başlıyor. Şimdi bu iş racona uyar mı uymaz mı? Şimdi hani tartışılıyor ya işte kadınlar sevgilisini elinden aldı bilmem nesi oldu falan filan. Erkeklerde de aynı mesele var. Arkadaşının şimdi, sevgilisiyle beraber olma meselesi ne olacak? Olmaz. Ya. Olmaz. Olmaz. Olmamış değil mi? Olmaz. Yani bu nasıl bir olurum var mı diye baktım ama olmaz. Yani şöyle Hacı Sabancı'yla mesela olsa hiç olmazdı. Ama bununla da olmaz. Şimdi bunu ne şimdi düşünemedim. Ya bazen insanlar mutlu olsunla istiyorum böyle bir durumda ama yani bu şimdi Arda Turan'ı hani Arda Turan'ı burada arkadaşının sevgilisiyle eski sevgilisiyle beraber olduğu için eleştirebiliriz. Özge eleştirmeyecek miyiz peki? İki arkadaşla da beraber oluyor. Sonuçta iki arkadaş oldu biliyorlar. Biliyorlar. Tabii ki 2013'te de ortaklar şeyler. Hakan'la ortaklıkları, ilişkileri, şey, samimiyetleri var şeyin Arda'nın. Fakat ben programa girmeden önce Özge'ye mesaj attım. Mesaj açtık. Özge'cim bu durum nedir dedim. Yani bana söyler misin? Her zaman da açık yüreklikle cevap vermiştir. Ve hep de doğru söylemiştir, sağlamasını yaptı. Seren'cim gerçekten karşılaştık ve hep beraber durduk. Zaten onlar önceden çıktılar. Ondan sonra da bir daha zaten görmedim dedi. Yani o yüzden şimdi biz acaba... Peki kameralara bunu demez misin? Ortalığı yıkmaz mısın? Ama ya bak, böyle nasıl bir ilişkim bize... yok kardeşim. Siz ne hakla ben beni derim, böyle herkesle arıyorsunuz? Yıkarsın. Ben yıkarım. Kim olsa yıkar. Ama mesela Ebru da yıkmıyor biliyorsun. İşte Ebru da yıkmadığı için bunlar başına geliyor. Bu modellerin birçok şeyin bunlar konuşmuyorlar. Yani bizler gibi değiller. Yani olur mu canım? Özge Ulusoy televizyon programı yapıyor bilmem ne. Yani Ebru gibi öyle kabuğuna çekilen bir insan da değil. Ama bana söyledi ki panellerde konuşuyor, yani var mı konuşuyor. Dedim bir şey mesela ben şöyle istersen dedim bak şunu da söyleyeyim şunu da söyledim lütfen bana bunu söyle ben bunu paylaşmayacağım dedim ama bileyim ben dedim yani Seren'cim dedi o gün orada karşılaştık sadece hiçbir şekilde bir alakamız gerçekten yok zaten biz önce çıktılar biliyorsun dedi orada hep beraber olundu hani olmasa olarak ama sonra biz kız kıza gelmiştik öyle de devam ettik dedi şimdi eğer birlikte de değillerse boşu boşuna şimdi insanları da suçlamamak gerekiyor. Bak şu konuşmayı yapmasa dün akşam inan bunları söylemeyeceğim ben de bu konuşmaya şimdi Özge'nin bu konuşması bize bir şeyi gösteriyor. Dediğim gibi yani inkar yani edersin burada sanki bu sorulardan yani, hoşlanıyormuş evet, gibi durmuş bana... ama İşte bazı insanlar konuşmuyorlar ama orada Özge deseydi şey ki bana söylediği gibi. Sana söylediği gibi deseydi asla böyle bir şey yok. Biz 5 dakika orada durduk yan yana durduk. Evet ben aynen bana böyle söyledi. Anlat onu. Sana cep telefonu mesaj olarak anlatıyor. Kameralar gelince ama başka şey yapıyor. O da benim farkım işte. Hayır ama onun şeyini de anlatmak istediği verdiği mesaj başka. Şu an Özge'nin verdiği mesaj başka bir şey. Yani sizin kapıyı kapatmıyor. Yani almak istediğini de bazısı söyledi hiçbir yorum yapmayabilir. Neydi şu anda konuşmak istemiyor mu dedi. Evet işte aynen. Bir konser var konser i̇şte baktı eğlenmeye geldim bilmem ne geldim. Yani. Şimdi ben buradan şey desem Özge Ulusoy atıyorum Ali Ağoğlu ile aşk yaşıyor diye atsam mesela ortalığa. Şimdi de böyle bir şey atsak biz haber yapsak bilmem ne falan filan. Evet. Akşam da Özge Ulusoy kameralar mikrofon uzatsa Ali Ağoğlu ile aşk yaşıyor musunuz diye. Özge ne yapar? Ortalığı yıkar. Yıkar. Yıkar yani yıkarsın. Bunda hoşlanmış mı? Bunda bak o yani sorular ne şimdi güzel. Şimdi bu arkadaş olayı olmasaydı olabilirdi. Evet işte yani bak. Bakacağız yani bu hafta içinde Barcelona'ya giderse göreceğiz yani. Ne yaptınız? Al aşağı tabii onda değil mi? Hayır ya yani bir şey değil. Yaşayabilir tabii ki. Ben... İşte yani buradaki tek problem dediğim gibi Arda'nın eski arkadaşı. Türkiye'de mutlu olmak gerçekten o kadar zor ki. Gerçekten çok zor yani çok zor. Ama tabii etik yani değerlerimiz de var. Bunlara bağlı olmak zorundayız. Ama işte Özge'nin ağzından evet Seren görüşüyoruz şu anda ne olacak belli değil aynen, falan. Aynen bir başlangıcı yani olsaydı, açıklamıyoruz bir şey bilmiyorum.
Yani öyle bir şey. Öyle bir laf da, öyle bir şey de yok. Öyle yok bir... diyor ama kameralara başka oynuyor falan. Arda ne yapıyormuş bakalım bu arada Barcelona'da arkadaşlar, bir görelim. Evet Arda işte bak şeyden döndükten sonra, İstanbul'dan döndükten sonra herhalde işte sabah 5'e kadar kulüpte sabah. Yine acıların çocuğu şeylerine geri döndü. Bu İspanya'ya gidince bu Arda acıların çocuğu görüntüleri veriyor. Ben böyle bir şey diyeceğim. Şu İspanya'nın güzelliklerini göremedim. Bak başladı. Ben biliyorum çocuk oraya gidince. Evinin garajından evine geçiyor. Arkada lüks arabalar vardı. Bak. Ama orada... Türkü. Anadan geçilir diyor, yardan geçilmez diyor. Ama bu hangi? Ama bu arkadaki şey, arkadaşı söylüyor. Arda Turan'ın sesi değil bu. Arkadaki. Ama o ona sesi efekt vermiştir konuyla ilgili. Yani peki. Şimdi tabii şeye üzüldüm, onu söyleyeyim. Aslı ile alakalı. Aslı'ya üzüldüm demek istemiyorum. Ama Aslı'nın üzülmesine de üzüldüm. Aslı'nın ailesine. Yani biraz, fakat kaliteli ya kız. Ya abi kaliteli kadınların çok şansı yok bu dünyada. Ben onu biliyorum. Yani çünkü erkekler yani istediği statüye gelsinler. Bazı adam bir kadınla konuşmak ister, paylaşmak ister. Atıyorum siyasi görüşüyle alakalı bir sürü konuda tartışmak ister. Bazı erkek de poposu güzel olsun ister. Çok affedersin. Göğsü güzel olsun ister. Biraz da avam olsun ister. Yani genel bu konuyla alakalı söylemiyorum. Anladım. Yani Türkiye'deki en iyi iş adamların bile maalesef, maalesef adama bakıyorsun ne kadar kaliteli bir iş adamı bu diyorsun. Kadın, adamın yanında öyle bir tip var ki dehşete kapılıyorsun. Şimdi Aslan gerçekten Arda'ya da çok yakışan da bir kızdı. Arda'nın şeyini de güzel, yani fotoğrafını da güzel verdi bize. Ama hani Özge de olur mu? Özge de olur. Olur tabii canım, evet. Yani ama ben Özge'nin Hacı'yla evlenmesini isterdim. Hacı'nın da başka sevgilisi var artık. Hacı'nın 1500 tane tabii oluyor. O önemli değil onun olması. Ne yapıyor? Yapıyor. Gene Özge'siz duramıyor. Ona yani sen şimdi Hacı'yla bu kadar ilişki uzun süre yaşadın. Kızabilirsin. Bir daha dönmeyeceğini düşünebilirsin. Hepimiz yapmıyor muyuz? Asla dönmeyeceğim. Bitti. Şeytan görsün yüzünü deyip. Ama öyle bir an olabilir ki dönüyorsun. Şimdi bu haberlerde çıkınca bu sefer etraf demeye başlıyor ki bununla da adı çıktı falan. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Doğru. Ben şimdi bu Arda'nın haberinin çıkmamasını Özge için isterdim. Doğru. Anladın mı? Ama bakacağız şimdi günler ne getirecek. Bakacağız bakalım. Ne olacak, ne bitecek. Evet, Adana'ya gidelim. Dün akşam Aleyna Tilki konseri vardı ve Aleyna Tilki konseri ortalık karıştı. Çünkü 30 bin kişilik yere 70 bin kişi almışlar, açıklamalar öyle, halk konseri ve orada büyük bir izdiham yaşandı. Bir görüntüleri izleyelim. Aleyna Tilki'nin bir konseri daha olaylar nedeniyle yarıda kesildi. Dördüncü Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Adana'da ilk kez sahneye çıkan ünlü popçu Aleyna Tilki, hayranlarının önce yabancı cisim atıp ardından sahneye hücum etmeleri üzerine konseri yarıda bırakarak sahneyi terk etti. Sahneye atılan yabancı cisimler Aleyna Tilki'yi sahneden indirdi. Konserine kendisini şöhrete kavuşturan Cevapsız Çınlama şarkısıyla başlayan Aleyna Tilki birkaç şarkı söyledikten sonra hayranları tarafından sahneye yabancı cisimler atıldı. Aleyna Tilki sahneyi terk etti. Aleyna Tilki'nin hayranları sahneye girmeye kalkışınca da ışıklar kapandı ve ünlü şarkıcı Aleyna Tilki konser alanından ayrıldı.
Bayağı iyi gitti bu film. Belediye başkanından açıklama geldi. Aleyna seneye 100 bin kişilik alanda sahneye çıkacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yarıda kalan konsere yaşanan izdihamın neden olduğunu söylerken, gelecek yıl 100 bin kişilik alanda konseri tekrarlama sözü verdi. Önce başkan konuştu, sonra Aleyna Tilki. Başkan Sözlü'den hemen sonra Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yarıda kesilen konseriyle ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için bir açıklama yaptı. Konser izdiham nedeniyle iptal oldu. Tilki, başkanımız açıkladı, izdiham vardı. Taş, yumurta, portakal falan yoktu. Çiçek atıldığı doğru, sahneyi terk etmedim dedi. Bugünkü Adana'da yoğun ilgi için teşekkür ederim. Adana'da olmayanlara da yumurta falan hikaye. Herkes çiçek attı. Çok yoğun bir ilgi vardı. Ama nezaketle indirildim oradan güvenlik için. Ama Adana tekrar geleceğim. Evet, Aleyna Tilki sahnede yumurta, patates, domates ne varsa atıldığı söyleniyor. Ama Adana seviyor bu yumurtayı. Çünkü çok seneler önce ben küçükken babam anlatmıştı. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan, ona da yumurta atılmıştı. Demek ki yumurta atılanlar zirveye çıkıyor. O yüzden de ondan da öyle iyi bir acı var. Adana'nın, çok seviyorum Adana halkına. Buradan da çok sevgilerimi gönderiyorum. Onların sevgilerini belli şekil yumurtayla oluyor demek ki. Çünkü orada yumurta yiyen star oluyor. Değil mi? Yani seneler önce öyle bir şey hatırlıyorum. Doğru, biliyorum. 1964'te falanmış o olay. Ben de şeye girmeden baktım. Sonra 2011'de işte 45 yıl sonra ne tekrar Adana'ya 2011'de gitmiş. Adana'da hep vukuat var. Onu Bülent Ersoy Adana'da vuruldu. Yani Adana'da hep bir yani sevgi şeyini böyle bir abartılı gösterme. Olarak gösteriyorlar sahnedeki şeye. Şimdi önce çiçek atarak başlıyorlar tabii. Mesela burada görüntülerdeki tabii bazısı çiçek, bazısı başka. Yok, çiçek atanlar cinsi. Bence farklı, patates atanlar farklı. Sevenler var, sevmeyenler var anlamında bunu algılayabiliriz. Aleyna başarılı bir kız. Bu şarkısı da güzel. Güzel bir şarkı. Güzel de gidiyor. Bu bir belediye konseri değil mi gene? Evet, belediye konseri. Belediye konseri, yani bedava bir konser. Bedava konser. Bedava konser. Ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi Allah korusun gerçekten bak o bariyerlerden atlayanlar, bariyerlerin üstünden çıkanlar, sahneye atlayanlar, sahnede fotoğraf çektirmek için Aleyna'nın yanına gitmeye çalışanlar, herkes sahnenin önüne hücum ediyor ve orada bir izdiham yaşansa, orada bir olay yaşansa sadece Aleyna değil bütün seyirciler için herkes için büyük bir problem, büyük bir tehlike var. Can güvenliği tehlikesi var. Yani ezilme tehlikesi geçirebilir orada insanlar. Dolayısıyla Başkan Hüseyin Sözlü'ye kendisi de açıklama yaptı ama gerçekten bu tür halk konserlerinde mutlaka mutlaka önlem alması gerektiklerini bir kez de biz buradan hatırlatalım. Şimdi sanatçılara özellikle derler ki böyle stat konserlerinde falan da çok seneler önce Emrah'la gittiğimizde dediler ki Sen Hanım sakın buradan aşağı inmeyin dediler. Yani buradan bu platformu inmeyin ve oralara da gitmediler. Şimdi ben de devamlı statta konser veren bir sanatçı olmadığım için tabii o havaya kapıldım ve çok hoşuma gitti indim oradan. Ha. Ayakkabıları çıkartmıyor. Ay karşıdan bir koşarak gelmeye başladılar. Sana yemin ediyorum. Öldürüyorlardı beni. Yani sevgiden. Evet, evet, tabii beni zor aldılar da kaçırdılar. Yani o yüzden de bu güvenlik yani şey dokunmak ve sarılmak istiyorlar. Dokunamadılar bu sefer ne yapıyorlar? Bizim halkta şöyle bir şey var çok komik. İlk önce seni sevgiyle sarılmak istiyorlar sana. Baktılar yapamıyorlar saçını çekiyorlar. Tamam mı? Bak fotoğraflarda da mesela billboardlarda resimlerimizi koyuyorlar ya mesela sokaklara. İlk önce onu kenardan böyle yırtıp yırtıp eve götürmeye bakıyor. Sonra baktı eve götürmeye ona bıyık yapıyor mesela. Gözünü oluyor falan. Yani böyle bir yani bana yar olmazsa kimseye yar olmasın. Öyle bir sistem var bizim. Yani bizim bu psikolojik durumumuz toplumda. Gerçekten ne anlayamıyorum Aleyna bunu ama. Aleyna konserinde de işte bunlar yani, fotoğraf çekmek falan istiyorlar çünkü.
İşte engel olduğu zaman hani dokunmak istiyor ilk önce. Seni evet. sevmek istiyor. Baktı izin vermiyor. Evet. Bu da saçını çekiveriyor. Yani, yani bir şey yapıyor. Arkadan işte eteğine saldırıyor falan yapıyorlar yani. Yapmıyor değiller. Evet, evet geçmiş olsun. Geçmiş yani hem olsun. Seyircilere hem Aleyna Tilki'ye geçmiş olsun. Ucuz atlatılmış. Bu tür konserlerde önlemlerin daha iyi alınması evet. lazım valla. Peki, biraz uzakta durması evet, lazım. Evet uzakta durması lazım. Güvenliğin çok olması lazım. Şimdi oradan demin işte görüntülerde var. Bariyerlerden atlayanlar önünde gelen bariyerden atlayıp sahneye koşuyor. Bak, o bariyerden atlamak bir şey yok. İnsanlar, hayır, orada yani bak, hala anlayamadın. Temde atlıyorlar ya. Yani üst geçit yapıyorsunuz. Onlar gene yukarıda ortadaki şeyden atlıyorlar yani. O evet. kocaman kocaman tellerden. Bizde acayip bir şey var bizim halkımızda. Hepimizde var. Yani... Mali'nin evine gidelim. Burada duyurmuştuk geçen cuma günü, o da günlerdir konuşulan bir haber oldu. Hamile bıraktı işte, yok çantasına 5000 dolar koydu, hamileliği sonlandırdı falan filan diye. Nevin Hanım bize de bağlandı biliyorsun geçen evet. Cuma günü ve konuyla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kameralarımız da açıklama yapıyor, bir bakalım ne demiş. Bana yalan söyledi. 260 bin liralık araba istedi falan dedi. Hani öyle bir şey yok. Bunun da zaten yarın dava açıyorum Mehmet Ali'ye. Mehmet Ali'ye dava açıyorum. Nevin hadi konuş. Efendim? Ölüm tehdidi alıyorum diye biraz önce. Evet tehdit ediyor. Ünlü şovmene şok suçlama. Tehdit ediliyorum. Mehmet Ali hakkında konuşmayacaksın diyorlar bana. Sonucu ne olur? Yani konuşma, seni rezil ederiz, ne bileyim. Yani ölüm, hani ölürüz falan demiyorlar. Sadece konuşmayacaksın diyorlar. Hastaneye de beraber gitmiştik galiba arkadaşı. O arkadaşı mı? Mustafa Erbil, evet ve onun arkadaşı. Ha evet. Peki siz sokakta rahat yürüyebiliyor musunuz? Ben. Sokakta rahat yürüyemiyorum. Arkanıza bakmadan rahat yürüyebiliyor musunuz artık sokakta? Yok, ben korkuyorum. Yani bildiğimiz bir yere geldik Allah'tan. Hani zaten evden çıkmıyorum. Sadece hani öyle kafa dağıtmak için bir yemek yedim. Peki, arkadaşımla. Açıklamalarını biliyorsunuz Mehmet Ali Bey'in. Hani bu aşk... Hayır, ben normalde ya dünden beri telefonum susmuyor. Hani sürekli beni canlı yayına bağlamak, röportaj yapmak istiyorlar. Ben diyorum ki hani asla bağlanmak istemiyorum. Sadece bugün bana iftira attı ve bana dedi ki 2-3 kere takıldığım bir insan. Biz 3 aydır yani bütün yakın çevrem herkes biliyor 3 aydır sevgiliyiz. Hayır asla öyle bir şey yok. Yani ben 2 kere gittim. Benden alsınlar kamera görüntülerini. 2 kere onunla kaldım. Başında bekledim uykusuz. Ne bileyim evinde kaç kere kaldım. Beni ailesiyle tanıştırdı. Herkesle tanıştırdı. Hani böyle bir şey yok. Bana hem yani bütün Türkiye'yi rezil etti. İnsanların içinde beni rencide etti. O yüzden dava. Ah Nevin Hanım ah. Yani bu ilişkiye başlarken yani. Ama ikisinin resmen gördün mü beraber fotoğrafı? Evet. Güzel olurmuş çocuklar. Olsa güzel olurmuş. Şimdi diyor tam ölümle tehdit ediyor diyecekken ona diyor ki yok ölümle etmiyor diyor. Kendi kendine de baktık ya abartıyor. Şimdi Mehmet Ali hayatta hiç kimseyi ölümle falan tehdit etmez. Yani Mehmet Ali'yi görsem şöyle seni öldüreceğim dedim gene inanmam yani öyle söyleyeyim. Bence 5000 doları az buldu. Ben onu diyorum bak. Çantaya 5000 dolar atılır mı demek istiyor yani. Atılırsa diyor. Şöyle diyor bir 15-20 diyor atılsın diyor. Diyor şimdi belki de. Bazı çünkü dün onu söyle bizde bağlandığı zaman da aslında. Yani mesela onu ben istememiş olsam yani beğenmemiş olsam onun yerinde olsam hiç o parayı da almazdım mesela evet. değil mi? Yani şimdi Nevin Hanım şimdi televizyonlara fazla... çıkıyor. Bize de bağlandı işte ilk bize bağlandı zaten cuma günü bu haberi yaptıktan sonra. İşte o günden beri televizyonlara falan çıkıyor. Kameraları her yerde gördüğünde konuşuyor falan ama yani şimdi Mehmet Ali gerçekten o 260 bin liralık arabayı almış olsa ikinci el arabayı ya da çantasına 5000 dolar değil de 15 bin dolar koymuş olsa 20 bin dolar koymuş olsa Nevin Hanım çıkıp konuşacak mıydı? Demek ki ortada hani bir sevgi bir çocuk hani ben çocuğu doğurayım Mehmet Ali'nin de aşk yaşayayım onunla da evleneyim bilmem ne onun çocuğuna da sahip olayım falan gibi bir şey yok. Yani ne var? Maddiyat var. Maddiyatla ilişkiye başlanmış. Maddiyat beklentisiyle bir ilişkiye başlanmış. Dolayısıyla hani burada hani Mehmet Ali'ye kızanlar oluyor. Vay işte 25 yaşındaki kızla beraber oluyor falan filan ama Mehmet Ali'nin burada kızılacak, bu meselede kızılacak hiçbir yanı yok. Hani böyle bir ilişkiye kadın gönül rızasıyla kalkışmış. Sonra da olayı getirmiş maddiyata bağlamış. Mehmet Ali de hayır kardeşim ben ne bu çocuğu istiyorum ne bu ilişkiyi istiyorum diyerek de olayı noktalamış. Aynen. Yani herkes yolunda Nevin Hanımcığım yani kusura bakmayın şimdi ben bu tür meselelerden böyle özellikle kadın erkek meselelerinde falan kadın tarafından falan bakarım bu tür mağduriyetlerde falan kadının yanında olurum ama
Burada gerçekten olunacak bir durum yok Serencim. Ay sen beni çok yani. Üzülüyorsun. Neyse bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeyim Cengiz. Bir de diyor ki yolda yürüyemiyorum diyor. Çıkarsan hadi, devamlı seni kimse tanımıyorduk hayatım ya. Çıkıp çıkıp konuşursan kendi kendini tanıttırıyorsun. Ne gerek var? Yarın başka birisiyle karşılaşabilirsin. Belki evlilik yapacaksın. Bunlar şimdi karşına çıkacak. Ne gerek var? Bunu bence sürdürme. Çünkü daha fazla Mehmet Ali'nin durumu kötü şu anda. Nakit parası yok. O yüzden de daha fazlası yok. Ancak Demirel kalırsın. Alırsan o yüzden ona da değmez zaten yani. O yüzden de ben evet. Gene şaka bir yana diyor ki ailesine tanıştı. Ailesine hepsini getirir. Yani şöyle zaten evine gittiğin zaman ailesi orada olduğu için aile herkesle tanışıyor. Başta Sezin'in annesi, ilk eşi, öbürküsü. Ya çok tatlılar. Ya ben evet, hayatımda hepsi. Böyle bir sistem bak gerçekten ya bayılıyorum onlara. Evde kekler pişiyor, onlar pişiyor, yemekler pişiyor falan ve hepsinin başında Sezin'in annesi var. Yani tanışmış ama, olman demek... Dava mava açmaya da gerek yok. Davadan da hiçbir şey hayır, o tanıştıkların yani. Mehmet Ali'nin annesi babası değil ki. O tanıştıkların onu ilk eski eşi. O yüzden hani bu bir şey yapmıyor sana. Bence evet. Sen bu sevdandan vazgeç, bunu unut. Şarkılarına bak, boş ver. Peki şarkı demişken Demet Akalın'ın klibi çalıntı diye Azerbaycan Türkleri ayağa kalktı. Ve oradan mı çalmışlar? Evet, oradan çalmışlar. Oradaki bir şarkıcı. O yönetmeni bağlar Demet'i. Bağlamaz. Demet nereden bilecek? Ama bir bakalım ne kadar çalıntı, ne kadar bu hassasiyet konusunda haklılar Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Bir bakalım. Azerbaycan gazetelerinde geçtiğimiz hafta çalıntı klip tartışması yaşandı. İddianın muhatapları ise Türkiye'den Demet Akalın, Azerbaycan'dansa Aygün Kazimova'ydı. İddiaya göre Demet Akalın'ın son klibi Damga Damga, Azerbaycan'ın ünlü şarkıcısı Aygün Kazimova'nın son albümünün tanıtım çekimleriyle benzerlik taşıyordu. Editörlerimiz iki görüntüyü de yan yana koyup izlediğinde benzerlik gösteren tek şeyin kurak bir havada çekildiğiydi. Evet, mekanlar birbirine benziyordu. Çekilen mekanlar birbirine çok benziyor. Akalın'ın klibinde Demet'ten başka kimse gözükmezken Aygün Kazimova'nın klibinde ise ünlü şarkıcıya eşlik eden bir fotoğrafçı var. Ayrıca iki şarkıcının da kostümleri arasında farklar var. Akalın sarı ve siyah renkli iki elbiseyle klipte arz-ı endam ederken, Azeri şarkıcı Aygün Kazimova ise Türk şarkıcıdan daha cesur kıyafet ve ihtişamlı aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Demet Akalın'ın son klibi Azerbaycan'ın ünlü şarkıcısı Aygün Kazimova'nın tanıtım çekimlerinden alıntı mı? Sonuçta kararı sizlere bırakıyoruz. Damga damga. Damga damga. Bakalım stüdyoda yorumcularımız Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil alıntı klip tartışmasına ne yanıt verecek? Söz şimdi onlarda. Yani o kadar saçma bir şey olmuş ki yani boşu boşuna dakikalarımız geçti diye düşünüyorum. Bir kere o klip de çok güzel. Bu arada da bütün Azeri kardeşlerimizi buradan çok öperim, çok da severim. Onların yaptığı müzik, onların şarkıları, ezgilerine bayılıyorum. Keşke bir tane de bana gönderseniz bu yeni single'ım için. O ayrı bir şey. Hani buradan bir mesaj gönderdim. Ama bu sonsuzluk, kayalıklar, çöller, birçok insanın yani birçok insanın klibinde kullanılmış yerlerdir. Dolayısıyla burada sadece bu kayalıklar var, bulutlar var. Bunun dışında da hiçbir benzerlik yok. Aynen. Bana sorsanız bu klipler birbirine benziyor mu? Yüz üzerinden yani. Ne kadar benziyor dersiniz? Yüz üzerinden 20 üç falan. 3 evet, falan biliyor. Evet, yani hiçbir şey çünkü. Aynen. Kapadokya'da çekti Demet Akalın bu klibi. Yani. Daha önce Kapadokya'da çekilen bunun gibi
10 tane daha klip herhalde, var. Herhalde neler yani, var. Teoman'ın klipleri o zaman Ayza Pekkan'ın da var. Ayza'nın da var. Aynı bu görüntüde biliyorsunuz. Ayza'nın yani da var. Yani sonuçta kurak bir şey, toprak. Sting'in de var. Hepsi yani. Bütün yani, dünyada. Fragile galiba değil mi? O klip, o da arabada mesela şeyde gidiyor. O çölme var. Yani aynen. Yanlış. Aygün. İngilizmen miydi? Yani bir tane Sting'in de var. Bütün böyle uçsuz bırak çöl. Kayalıklar falan yani. Ama herkesin, dünyadaki birçok insanın kullandığı efektler bunlar. Mekanlar. O yüzden dış Aygün mekanlarda. Aygün Kazimova, Azerbaycan'ın sevilen sanatçısı. Onun klibi ama işte onunki bu. Ama de çok güzel. Evet, çok ama güzel benzer klibi, olabilir. Evet. Sadece mekandan, dış mekandan bahsedebiliriz bununla ilgili. Bu kadar. Yani bu görüntüde. Evet, evet. Demet'e gelene kadar, şimdiye kadar kaç kişi kullandı bunu yani? Evet evet, yani Tarkanlar, Teomanlar, onlar şimdi çok şey, kullandılar. O kadar çok klip var ki böyle arkadaşlar. Ama Demet olduğu yüzden... için demek ki onların dikkatini çekmiş olabilir. Her ikisi de güzel. Çünkü Azerbaycan gazeteleri ve magazin siteleri yazdı bu haberi. Hmm. İşte Demet şeyden, Aygün Kazimova'dan aldı. Demet'in klibini. Haberi bile yoktur. Aynen, haberi bile yoktur. Aygün buradan Hanım'dan. İlk defa ama onu da görmüş olduk. Aynen. Sesi de güzelmiş. Böylece selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Aynen. Ama bu şeyler o kadar çok kullanıldı ki birbirine de sadece benzerliği arkadaki o uçsuz bucaksız kayalık görüntüleri. Demet Akalın niye gitti Amerika'ya? Bilmem, biliyor musun? Yok, ben bu ara ilgilenemedim yani, şu ara gündemimde yok gündemi. Yani şu birkaç gündür ben iptal olduğum için kendimce bakımı. Dün işte ev görüntülerini vermiştik. Amerika'ya gidiyor demiştik. Amerika'ya ulaştı. Amerika'ya ulaşır ulaşmaz da kendini mağazalara attı tabii ki. Atsın bir bakalım mağazadan aldığı ayakkabının çalışıyor. Fiyatına bak. 33 bin lira. Kendisi çizmen. Mi yazmış? Evet. Ya Demet Akalın araba fiyatına aldığı çizmeler 33 bin lira ödedi. Ne yapsın yani bu kız, bak gene söyleyeyim, kızamıyorum. Yani şimdi başkasına görgüsüz dersin böyle bir durumda. Fakat bu Demet çok kendisi de hiçbir zaman saklamıyor. 33 bin lirayı kendisi mi yazdı arkadaşlar? Dur, yanlış bilgi vermedi, bizim arkadaşlar mı buldu? Ama yani markayı verdi, biz de fiyatına baktık. Markayı vermiş. Yani kendisi söylememiş. Yok, kendisi yani. Fiyatını söylememiş. Ha. Şimdi, markayı vermiş, biz de markanın fiyatını. Tamam, markayı da söylese normal şartlarda. Başkası olsa giyip çıkar. O söylüyor markasını, onu da söylüyor. Ama şimdi Demet o kadar, kendisi de bunu her zaman söyler ve o huylarını da çok seviyorum. O kadar sıfırdan geldi ve o kadar tırnaklarınla kazandı ki bu paraları. Şimdi de böyle tadını çıkartmak istiyor. Bir dakika, yani, duralım bak şeyde. Demet ama bu yani. Sosyal medyada dediler ki 33 bin lira vermişsin ama aspiratör borusuna benziyor çizimi. Ama bunlar bu böyle metal. Evet, şey. Stretch değil bunlar çünkü. Daha kaba çizimler. Bu senede çok var bunlardan. Evet, uzun çizme borusu, çok var zaten. Böyle. Bacakları uzun olduğu için ona yakışmış. Evet. Şimdi kısa boylular bunu giyemiyorlar çünkü ta yukarıya kadar çıkıyor, çirkin oluyor. Ama uzun bacakları olduğu için ona yakışmış. Amerika'ya niye yapmaya gittiğini gerçekten ben merak ettim ama. Çünkü hani okullar açıldı bilmem ne, şimdi çocuğu Hira anaokuluna falan gidiyordur belki, bilmiyorum gidiyor mu gitmiyor ama. Tam işte anaokuluna gidiyor ama nefret ediyor gitmekten. Nefret ediyor. İşte çocuk okula istemiyor. Giderken falan filan niye böyle tam sezon başlamışken Amerika'ya gittiler. Çünkü alışverişe, şu anda çünkü en güzel İtalya'ya gidiyordu. Ama Eylül, Ekim hep böyle yurt dışı seyahatleri başlar ya, o yüzden de şu anda güzeldir yani. Evet. Nereye gittiğini bilmiyorum. Miami'ye mi gitmiş? Los Angeles burası. Ha. Yani en güzel. Bu alışverişleri yapmış zaten. Orada da fotoğraflar paylaştı. Muhakkak bir davet de olabilir. Bir şekilde bir nedeni vardı gitmiş olmasının. İyi ki de gitmiş ama. Evet, evet. Yani bu kız parasını kazanıyor, çalışıyor. Hiç kimseden bir beklentisi yok. Gitsin hayatını. Kim nasılsa Beverly Hills'a falan gitmişler. Ay ben de olsam, bir de benim gitsek San Diego'ya falan. Burada yani bütün yaz Bodrum'dan çıkamadım. Neyse yani. Gitseydin hayatın Bodrum'da, 3 ay Bodrum'da oturdun. Evet. Peki bakalım Murat Boz'a bakalım. Murat Boz'un dün akşam açık havada konseri vardı. Evet. Kibariye ile beraber düet yaptı. Bir oraya gidelim. Tamam. Çeken birisi de söylüyor. Aynen, Özge galiba. Özge'nin kamerasından mı aldık arkadaşlar bu cep telefonu? Özge Ulusoy'un cep telefonundan aldık. Ay şimdi bana kaybolan yılların Sezen Aksu. Ay Sezen Aksu nasıl bir kadın ya. Ne güzel. Bütün aşkları imza atmış biliyor musun?
Evet, Murat Boz'un konseri dün açık havada dün akşam pek çok ünlü gitti işte. Özge Ulusoy'un haberini de vermiştik. Onun... Şimdi baştan niye söylemişler diyor olarak? Murat Boz şarkısı mesela beraber söyleselerdi. Çünkü Şebnem Ferah'ın şarkısı Silbaş'tan. Ama Kibari albümde söylemişti, evet, onu. Aynen. Herhalde o yüzden söylediler. Çok önemli bir ses, çok tabii iyi bir yorumcu. Tarkan'ın konserine de gitmişti Kibari'ye biliyorsun. Kibari'ye daha önce Tarkan'la da düetler yapmıştı. Murat çok Boz'da. Büyük bir yorumcu Kibari. Evet, çok büyük bir yorumcu. Renk katmış, güzellik katmış. Ama bence Murat'ın artık bir şeyler yapması gerekiyor. Yeni bir şarkı. Değil mi? İyi bir şarkı. Şimdi Murat bu olaylardan sonra böyle bir hafif böyle bir ışığı söndü. Ama niye söndü yani? Arkadan böyle onlara böyle patlatacak bir üzerine bir şey yapamadı. Hmm. Yani yeni bir şarkıya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bilmiyorum albüm yapıyor mu şu anda. Peki yapması bakalım kameralarımıza gerekiyor. Neler dedi Murat Boz. Çünkü Hülya Avşar'ın çekimi için Star TV stüdyolarındaydı geçen gün. Hı hı. Biz de tabii ki buraya gelmişken hemen Murat Boz'u yakaladık. Hülya Avşar'ın Star'da ekrana gelen bir Hülya Avşar sohbeti programının yeni sezon çekimleri başladı. Avşar kızının ilk konuğu Murat Boz. Yakışıklı şarkıcı çekim öncesi biraz korkulu, biraz heyecanlı, bir o kadar da mutlu. Geliyor. Heyecan attık herhalde biraz. Şu anda çok heyecanlı, çok gerginim. Yusuf'la beraber programa. Yusuf'la birlikte programa çıkıyorum. Hülya. Gittin mi Hülya? Çıktın mı? Seni bekliyor. Çok güzel. Merhaba, geleceğim. Geleceğim de ayaklarım geri geliyor. Aslı Enver ve Murat Boz'un, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan düğünündeki aşk dansları hala hafızalarda. Murat Boz da o günü mutlu anlarla hatırlıyor. Hızlıca bir yoldan geldin. Acun'un düğününden geldin. Evet, düğünden geldim. Biraz yorulduk ama güzeldi. Çok mutluluklar diyorum Şeyma'yla Acun'a da. Çok güzel bir düğün oldu. Keyifliydi. Arkadaşlar arasında böyle. Tatlıydı, güzeldi yani. Enver ve Boz ilişkisinde bir evleniyorlar iddiasıdır. Aldı başını gitti. Düğün demişken yakışıklı şarkıcının hayalini soralım. Oradan tüm düşüncelerini de öğreniriz diyoruz. Senin düğün hayalin nasıl? Öyle bir düğün hayal ediyorsun. Yani şimdi Acun'la ben... Biraz daha önce konuşmuştum. Yani, Abramovich falan olmam lazım. Yani, şöyle yani ben... Yok. Zamanı gelince düşünürüm yani bir şeyler illaki ama bir orijinallik muhakkak katarım. Bence Şeyma ve Acun'un orijinalliği çok güzel yakalamışlar düğünlerinde. Herhalde bir kendi bütçemize göre ileride inşallah bakalım. Zaten olursa da Aslı ile birlikte bunu size bizim ağzımızdan duyacağınız şekilde zaten söyleriz. Biricik aşkı Aslı Enver'den bahsederken Murat Bey'in gözünün içi gülüyor, ağzından bal damlıyor desek yeri. Baksanıza şu söylediklerine. Aslı'nın da bir sürpriz yaptı size. Tatlım geldi benim bebeğim. Geldi. Murat Bey'in az önce evlilik haberiyle ilgili düşüncelerini duydunuz. Vallahi Murat Bey mutlaka haberiniz olur diyerek yalanladınız fakat Aslı Hanım'ın dün gazetelerde çıkan "bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyoruz" sözleri ise "ya haberimiz olmazsa" dedirtti bizlere. Bekleyelim ve görelim o zaman. Evet, yani. Aslı Enver ve Murat Boz düğüne doğru gidiyorlar galiba bu çift. Suskun kalıyoruz aslında, biraz da Murat'a bağlı her şey gibi olmuş bence. Çünkü hiçbir kadın beraber olduğu insanla macera yaşamak istemez. Yani bir sona gitmek ister. Bir sonu olsun ister illaki yani. İnanmam ben günümü geçireyim, gün geçsin öyle. Ancak evlilik yapmışsındır daha önceden. Evlilikten sıkılmıştır kadın, evet. O zaman istemez ama Aslı'nın... Murat, aa bu benim kulisimin önü bak. Aynen. Şurası benim kulisim. Evet, bizim kulisin orada. Neyse, içeri girmemiş Allah'tan. Hülya Avşar'ın kulisi de hemen yan evet, tarafta. Evet, Hülya'nın da bu tarafta. Senin de kulisin orada. Aynen. Bizim kapılar niye açık, pardon? Bizim değil orası. Orası konukların oldu. Bizimki sağ tarafta. Neyse, uzun lafın kısası. Birazcık ona bağlı gibi gidiyor. Değil mi? Murat'ın evet. Kararına bağlı gibi gidiyor. Çünkü Murat zaten döner dönmez ben Murat'ın yerinde olsaydım aslında evlenme teklif ederdim. Evet. Yani. Ama sakin,
sorun yok. Sakin sakin. Barıştılar. O bile iyi bir şey. Barıştılar, o bile iyi bir şey. Şu anda o dizi çekiyor. O bir şeyler yapıyor. Böyle gitsin bakalım sakin sakin. Aynen, yumuşak azından, yumuşak. Evet. Zaten su akar yolunu bulacak. Öyle diye düşünüyorum ben de. Cuma günleri Hülya Avşar'ın şovu, Hülya Avşar sohbeti başlıyor yine Star TV'de yeni sezona. Murat Boz da ilk konu olacak. O, onun için Hülya zaten yani yapacağını yapmıştır. Aynen. Cuma günü seyrederiz. Peki Caner Erkin'e gidelim. Burada duyurmuştuk ya geçen hafta aylık kazancının 35 bin lira olduğunu Caner'in. Hatta sen daha ne kadar fakirmiş de yardım edelim falan filan diye sosyal medyada da konuşuluyor bu. Tabii Caner Erkin aylık kazancım 35 bin lira deyince mahkemeden şok karar geldi. Ve gelirinin tespiti için karar verdi mahkeme. Bakalım. Ne gibi vermişler? İşte gelir tespit edilmesi lazım demiş. Aylık kazancım 35 bin lira diyen Caner Erkin'e mahkemeden şok karar. En çok kazanan futbolcular arasında yer alan Caner Erkin'le eski eşi Asena Atalay arasındaki nafaka davası sürüyor. Ünlü futbolcu 7 yaşındaki oğlunun annesi Asena Atalay'ın açtığı 50 bin liralık iştirak nafakası davası için verdiği beyanda aylık gelirinin borç ödemeleri düşüldükten sonra 35 bin lira olduğunu öne sürmüştü. İstanbul 12. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, Caner Erkin'in bu beyanının gerçek dışı olduğunu belirtti ve davalının yıllık sadece garanti bedeli 2 milyon 200 bin eurodur. Yine maç başına alınan ve ekstralar hariç bonus bedeli yıllık 400 bin eurodur. Bu gelirdeki aylık 10 kuruş artış bile 220 bin lira kazandırıyor dedi. Mahkeme Caner Erkin'in beyanda bulunduğu mali ve sosyal tespit tutanağına Asena Atalay'ın avukatının yaptığı itirazı kabul etti ve Caner Erkin'in gelirinin tespiti için Beşiktaş Spor Kulübü'nden yapılan ödemelere ilişkin belgelerin istenmesine karar verdi. Avukat Beyza Sındıraç, Caner Erkin'in yeni eşi Şükran Ovalı ile beraber aynı çatı altında yaşarken anne ve babasının Ayvalık'ta ikamet ettiğine, oğlu Çınar Erkin'in de annesi Asena Atalay'la kaldığına vurgu yaptı. Davanın yeni duruşması 23 Kasım'da görülecek. Şimdi benim takipçilerim çok noktaları yakaladığı için gene bu arada Jennifer Lopez'in konserine gitmiş Demet. Ha öyle mi? Ona gitmiş. Caner için de şöyle bir şey söylüyorlar. Borçlarım var diyor. Borçlarımı ödedikten sonra elime 35 kalıyor. Bayağı borçlanmış. Yani neyse olabilir mi ya? Caner'cim ya iyi bir çocuksun gerçekten belli. Hiç tanımıyorum ama iyi bir insan olduğun belli. Eşlerine çok bonkör olduğunu, eli açık, onları mutlu etmek için çaba sarf ettiğin belli. Bu işte sen suçlu değilsin baştan beri. O da belli ama geldik yüzdük. Her şeyi şöyle bir şey yapabilirsin. Ben de hep bunu annemle de kavga ettiğim zaman savunurum. Her şeyi çocuğun üzerine yap yani. Bunu da çocuğun için harcamalar yapması için birilerini tayin etsin mesela. Böyle şeyler olabiliyor mu acaba? Yani anlıyorum ki onun eline hiç para vermek istemiyor şu anda. Evet. Onu anlıyorum yani. Tamam. Ama bunu ver. Çocuğun istediği gibi annesinin yanında eski hayatını yaşamaya devam etsin ama buna birisini tayin etsin mesela mahkeme. Bu para harcama şeyi annesinin elinde bulunmasın mesela. Hani aylık kazancı çocuğa versin. Evet olabilir tabii ki. Aylık kazancı 35 bin lira diyor ya, oysa Caner'in yıllık geliri 2 milyon 200 bin euro. Yani işte 4 ile çarpsan 10 milyon TL falan gibi bir rakam yapıyor 2 milyon 200 bin euro. O da diyor ki aylık 35 bin lira kazandı. Borçlarını ben onun yerinde sonra olsam böyle bir şey yapayım. Çocuğuna da ev alırım. 18 yaşına kadar mesela annesine satma hakkı falan da vermem ama annesi oturabilir. Hani falan. Yani böyle şeyler yapılıyor çünkü bunu muhakkak hukukçular bilirler bu işi. Yani kirayı ödemek istemiyorsa mesela paralar vermek istemiyorsa
eski eşini eline. Hı-hı. Anladın mı ne demek istediğimi? Birisini bir tayin etsinler. Çocuğuna ev alsın. Çocuğun üzerine olsun ev falan filan. Cem Yılmaz da yaptı şimdi. Cem Yılmaz da ayrılırken bir sürü şartlar koşarak sözleşme yaparak değil mi Ahu'ya Altı'ya çocuğunun oğlunun üzerine yaptı her şeyi. Ama o kullanabilme hakkı da verdi sanıyorum. Hı-hı. Öyle bir şeyler var. Evet, mesela onlar kavgasız, dövüşsüz. Orada yani, çocuk olunca artık, ayrılabiliyor demek çünkü ki. Çünkü çocuk da internete giriyor. 5 yaşındakiler artık giriyorlar bunlara. Her evet. şeyin farkında. Bence bu iş artık uzamamalı. Gerçekten uzamamalı. Yani biz artık bunu konuşmamalıyız. Ben çok sıkıldım. Tabii ki mahkemeler evet. bir süreç. Süreç olduğu için. Ama bu, Cem Yılmaz örneği çok doğru oturmadı. Çünkü Cem Yılmaz hani hiçbir şekilde bunu hem evler verdi hem maddi olarak çok yardımda bulundu. Ama oğlunun sene yaptı diye. Oğluna ona da yapmıştır mutlaka. Hayır bu evleri falan. Bu Caner hani bir şey vermeme derdi. Kavga artık başka bir yere gittiği için. Ama vermeme derdinde ikisinin ayrılış şekli ve yaşadıkları aynı değil. Ayrılış şekilleri ve yaşadıkları aynı değil. Dolayısıyla adamın da haklı olduğu şeyler var ama çocuğunla alakalı istiyorum diyorsa da Asena, o zaman yine de hani onun hiçbir şekilde bundan onda onu kullanmasını istemiyor. Evet. Tamam mı? Yoksa ben onu doğrarım şu anda. Yani niye doğrarım? Eski eş, ayrılabilirsin, bir başkasına gidebilirsin ama o kadını da mağdur etmeyeceksin. O kadını da, ama burada şimdi çocuğunla alakalı bir şey yapacaklarını yapsan. Evet. Diyor ki, demek istiyor ki anladığım kadarıyla hırsından, hiçbir şekilde o parayı o kullanmasın istiyor. Tabii. Yani o yüzden de velayetini hayatı, almaya kalkmadı mı? O hayatı mı? Tekrar yapmaya. Yaşamasın diye. Ama bence affet gitsin. Çünkü yeni bir evliliğin de var. Aynen, ben bir gün çocuğun olacak. Çocuğa çok üzülüyoruz. O da onun annesi ya. Yani tabii Caner'le ilgili mesela son geçen hafta sonu Fenerbahçe'ye yenildiler 2-1. Ve tabii ki maçtan sonra Caner'le ilgili yine onun özel hayatını biliyorsunuz falan filan gibi hep yorumlar yapıldı. Yine bu eski defterleri futbolda ne zaman işte Caner gündeme gelse. Çünkü Caner de dedi ki ben de hani Fenerbahçe'de boşuna oynamışım falan gibi laflar etti. Ha. O yüzden de Fenerbahçeliler kızıp biz onun özel hayatını da biliyoruz falan özel diye. Özel hayatını ne yaptı? Adamı ne kabahat işte, var? Özel hayatına hemen şey yapıyorlar, giriyorlar. Bu güzel bir şey değil. Bu unutulmuyor yani aynen. Ya bir şeyler unutulmaz ama burada burada unutulmaz. Bel altına inmek doğru bir şey değil. Her fırsatta bel altına da inecek olsalar burada Caner'in bir kabahati olmadığı için ona yüklenmeleri son derece yanlış ve çirkin. Ne yapsın? Yani ne yapabilirdi o sırada? İşte orada yani, hiçbir şey yapmadı diyorlar. O zaman madem şey bu, o zaman yapsaydın. O zaman bir erkeğin aldatıldığı zaman konuşması çok zor, biliyor musun? Kadınlar cır cır konuşuruz da bir erkeğin aldatıldıktan sonra konuşması, bunu ifade etmesi, insanlara anlatması çok zor bir şey Cenk. Sen de bilirsin. Ben yani senin başına Allah korusun böyle bir şey gelse, sen evli olmasan, erkek aldatıldığı zaman bunu söylemesi yani bir onur kaybı gibi bir şey. O yüzden de o sırada demek ki söyleyemedi yani o zaman. Şimdi aylık kazancı 35 bin lira diyen Caner bu akşam Leipzig karşısına çıkıyor. Hı hı. Alman takımı karşısına Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Ve inşallah bugün Beşiktaş yenecek. Primi bakalım bu 35 bin lira kaç katı olacak. İnşallah yenerler de çok kazanırlar. Sana bir şey söyleyeyim. Şey Beşiktaş'a başarılar dileyelim Beşiktaş'ta bu akşam. Değil mi? Tabii Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ı seviyoruz ya. Ben akşam Beşiktaş'ı seviyorum, biliyor musun? Fenerbahçeli ama Beşiktaş'ı seviyorum. Nasıl? Fenerbahçeli duymadım. Yani, hayır, ne alakası var? Seviyorum Beşiktaş. İyi bir tatlı takım ya. O, evet, yani. Galatasaray'ı seviyor musun? Yani Galatasaray'ı maalesef. Ama Beşiktaş'ı seviyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz bu akşam Beşiktaş'a. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. Peki biz defileye gidelim. Defile vardı. Kardeşlerin, ne kardeşlerdi? Raysa, Vanessa kardeşlerin. Çok iyiler bunlar. Evet, çok. Bunlar gerçekten iyi oldular. Ve bu olaylı defileden de hem görüntüler güzeldi hem piştiler çok fazlaydı. Bir bakalım şu defileye. Ay çok iyiler. Harika bir yaz geçti. Evet, yazın güzel birazcık özetini alalım size. Ya çok çalıştım bu yaz. O benim çalışma şeyimi kırdım bir, çünkü çok fazla çalışmaya gelemiyorum ya. Biliyorsun bazı haberler çıktı Güzide Duran'la ilgili. Her Amerika dönüşünde özellikle seninle ilgili böyle bir ters haberler çıkıyor. Ne güzel söyledin ya. Bu neşin neler söyleyeceksin? Boşatamadın bizi, boşatmaya çalışıyorsun, kıskançlıklar öleceksin gibi açıklamaları da oldu. Daha sonrasında biliyorsun bir kendisi tekzip yayınladı. Ha. Bunun için yorumların ne olacak? Önce yorumluk bir durum var mı? Yakın dostum da çünkü. Daha sonrasında. Öptüm sizi.
Sizin de tarz değişti artık. Kiloyu verince oldu. Kilo verken giyemiyorduk bunları o yüzden. Ama gene siyahları tercih ediyoruz. Siyahlardan siyah net bir renk ya. Beyaz da güzel bak. Siyahla beyaz birlikte de güzel oluyor. Peki çok konuşuluyorsunuz. Gazetelerde evet, çok manşet oluyorsunuz. Özellikle yaşadığınız ilişkiler olsun, ayrılıklarınız olsun. Bu konuda yorum yapmayayım. Teşekkür ederim valla. Bu konuda hiç yorum yapmayayım. Anne kızlar olarak böyle bu moda üzerine kıyafetler giyilirken konuşuyor musunuz birbirinize? Yani bir anneye danışma var mıdır mesela, kızlara soralım. Olmaz olur mu? Tabii. Zaten hep birlikte hareket ediyoruz. Hep birlikte seçiyoruz evet. Genelde. Aynen yani her şeyi beraber seçiyoruz yani birbirimize soruyoruz. Hatta şöyle oluyor yani şunu takayım mı, saçım böyle olsun mu, bunun altında bu ayakkabı oldu mu diye şey aslında onların benden daha çok söz hakkı oluyor çoğu zaman. Tabii biz hep birbirimize sorarız şu şöyle oldu mu. Derin bugün bana mesela saçını toplama dedi ama vaktimiz olmadığı için kuaföre gidecek. İşte o ayakkabıyı giyeyim mi, bunu giyeyim mi? Böyle birlikte karar veriyoruz. Sonra da bir de bakıyoruz ki belli bir çizgide çıkmış. Sanki özellikle hep beraber benzemeye çalışmışız gibi bir sonuç çıkıyor. Bugün koptuk ama tarz olarak. Başka görüntüler, onları da görelim. Çok başarılılar ya. Deliriyorum bunların kıyafetlerine. Nasıl başarılılar ya. Dünya çapındalar bence yani. Dünya çapındalar. Evet, bak kıyafetler bunlardı. Ayşe Hatun'a da soruyorlar tabii ki Güzide Duran'a, yanıt vermiyor. Hacı Sabancı'ya ilişkilerini soruyor, yanıt vermiyorlar. Hacı Sabancı'nın ne alakası var Ayşe'nin? Yok hani tek de gelenlere soruyorlar ilişkilerini, onların bir alakası yok yani. Hacı Sabancı'da ilişkileriyle ilgili konuşması Hacı Sabancı'ya bak sen ya. Tabii. Vallahi yani tatlı çocuk, nasıl bir şey ki hiç kimse engel olamıyor ona yani. Evet. Yani birisine görüşmek istediğiniz zaman o karşısındaki demiyor ki sen o kadar kızla çıktın ben seninle görülmem diyemiyorsunuz hiçbiriniz yani. Yani işte Sabancı olunca şey olunca zor. Peki. Yine de ben gene söylüyorum çok tuhaf bir şekilde bu Hacı'yla Özge evlenecekmiş gibi geliyor. Yani durup onları zorla bir araya getireceksin. Niye zorla? Geçen sene de söylediklerim hep çıktı ama farkındaysan. Dur bakalım. Şimdi Arda devrede ama. Peki başka kimler olmuş? Aslı Şah Alkoçlar'la Ceylan Çap'a da pişti olmuşlar defilede bu defilede. Sonra seçkin pirilerin dekoltesi çok konuşulmuş. Ve Tuğba Coşkun da Mehmet Ali Erbil'in çocuk aldırdı sevgilisiyle ilgili konuşmak istememiş. Bak işte seçkin pirilerde bu defi şey. Dekoltesi. Bak bu seçkini de çok seviyorum ben. Niye seviyorum biliyor musun? Bak bunun da hayatı gitti. Bunun da hayatı bir başka o kadın Kıvılcım aldı kocasını evliyken el ele sokaklarda dolaştı falan. Bunun hayatı mahvoldu ve kocasını hala bence çok seviyor biliyor musun? Kocasını çok seviyor ama kocası Bodrum'da geziyor Kıvılcım'la. Geziyor Eylül ayrı. Eylül oldu. Bakın var mı o görüntüler arkadaşlar? Yani geziyor tam seviyor geziyor o ayrı bir şey. Madem ama seçkin dedin. Madem çocukları Kıvılcım var. Dedin. Yani her gün geliyor biliyor musun babası çocukları uyutmaya falan. Böyle aslında iyi bir baba ama bu kız kızın hayatı gitti. Kız hayatına hiç kimseye sokamıyor. Hala bence içsel olarak seviyor. Yani üzülüyorum biliyor musun? Gerçekten çok üzülüyorum yani. Adam gitti şimdi kadınla hayatını günlü gün ediyor. Evet günlü gün ediyor. Bodrum'da herkes okullar açılmışken, Bodrum boşalmışken Kaan'la Kıvılcım Bodrum'u geziyorlar. Bize ulaşan özel görüntüler var. Bir bakalım. Hiç bakmak istemem. Kıvılcım Ural'la Kaan Tangöze'nin aşk tatili. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. Kuman grubunun solisti Kaan Tangöze ile uğruna iki çocuğunun annesi seçkin pirilerden boşandığı şarkıcı Kıvılcım Ural'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Bulmuşken sevsek bari. Haklarında çıkan ayrılık iddialarına inat Kaan Kıvılcım çifti her yerde el ele göz göze görülüyor. Ünlü çift son olarak Bodrum Gümüşlük'teki Tavşan Adası dönüşü bir kafede görüntülendi. İkilinin romantik halleri objektife böyle yansıdı. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel.
senden daha özel. Öte yandan Kaan Tangöze ile evlilik planları yapan Kıvılcım Ural, geçen günlerde bir arkadaşının düğününe katıldı. Gelin çiçeğini kaptığı videoyu sosyal medyadan paylaşan Kıvılcım Ural, adeta yakında nikah var mesajı verdi. Şimdi Özge ile alakasız o Kıvılcım'a geleceğim zaten. Gelmezsem olmaz yani. Ona geleceğim. Ama Özge ile mesajlaştım. Kesin bir dille. Reddediyor. Reddediyor. Asla bir ilişkim yok. 5 ay oldu ama şu anda da bir ilişkiye başlamıyorum. Kendimi hazır hissetmiyorum. Hiç kim, böyle de bir aday yok benim için dedi. Ben sana söylemişim çünkü çok arkadaş peki, oldukları. Peki kameralara neden öyle dün onu da şey, sordum kamer. Sordum. Ne diyor? Yani orada konuşabileceğim bir meha bütün ışıklar şeyim dedi bir an önce geçiştirmek istedim o yüzden. Orada soru soruyu getirecekti dedi. O yüzden de bu şekilde konuştum dedi. Peki. Arda ile hiçbir alakamız yok. Tamamıyla o gün rastlaştık. Herhangi bir aramızda bir şey yok dedi. Yok dedi. Peki hı-hı. Bakalım. Önce ne bir dakika bakalım değil. Şu konuyu geçmeyelim lütfen rica ediyorum. Kıvılcım mı? Kıvılcım konusu. Yok geçmiyoruz. Madem mutluluklarını verdik. Mutlu, aynen verdik. Şimdi bak, ben gelin, diyorum, gelin çiçeğini de kaptı. Arkadaşın düğününe gitmiş. Ha. Orada gelin çiçeğini havada kaptı Kıvılcım. İlk yakın, önce gelinin kocasını kapmıştı zaten. Sonra çiçeği kapmış olması çok iyi olmuş onun. Yani şimdi çok özür dilerim. Sevmiyorum böyle kadınları. Sevmiyorum sizi. Sevmiyorum yani. Bir başkasının canını acıtarak zorla böyle herkesin önünde el ele o evinin sokağının biliyor musun Cihangir'de kızın evinin sokağında pencereden aşağı bakıyor yani onları el ele. Seçkin mi bakıyor? El ele o kızın evinin önünden geçerek yani hı-hı. Canını acıta acıta aldı. Acıta acıta aldı yani. Yoksa adam başkasına aşık oldu mu gidebilir. Bak her zaman bunu söylüyorum ilk günden beri bu programda. Evli bir adam. Başkasını sevebilir, ilişkisi bitebilir. İlk önce güzellikle karısından ayrılacak. Tamam, gidiyorum diyecek, vazifelerini de yerine getirecek, gidecek. Ama daha evlilik sürerken bu kız çok ağlamış yani. Bu kızın psikolojisi iyi değil. Biliyorsun saçlarını kesti, onu yaptı, bunu yaptı. Hayatında hiç kimseye böyle giyiniyor, miyiniyor öyle seksi meksi falan ama eve tek başına dönüyor. O kızın hayatına hiç kimse giremiyor. Kocasına deliler gibi... Aşık bir kızdı o. Hala da evet. Sevdiğini düşünüyorum. Çocukları var. Bir de her gün eve geliyor. Ne acı biliyor musun? Adam eve geliyor her evet. gün. Yani o bir yanıyla acı bir yanıyla da iyi tabii. Yani çocuklarıyla ilgilenmese Kaan o da problem. İlgilenmiyor diyeceğiz. Ama işte ama en azından eve gidiyor. Çocukları için eve kadın gidiyor. Kadın seviyor kadın ya. Kadın için de eve geldikten sonra başka bir kadının yanına tabii, göndermek yani çok zor ümitle, bir şey. Yani bir umut var yani bir ümit var. Anladın mı? Evin içerisindeler, beraberler. O evde beraber yaşamışlar. Adam geliyor ve gidiyor. Evet. Yani çok acı bir şey gerçekten. O yüzden de bu mutluluk fotoğraflarını bak herkese mutluluk dilerim. Hele aşk ve sevgiden geçen herkese dilerim. Ama bir başka kadının canını acıtarak gidebilecek her mutsuzluğu da diliyorum şu anda. Çok özür dilerim. Hayır, yani. Ya, kusura bakma. Şey, yani sonuçta evet seçkim zaten bundan çok Allah üzüldü. Müsaade çok, etmeyecek çok, yani. Çok yaralandı. Allah buna müsaade bundan etmez. Bundan dolayı yani. Hani seçkin evet büyük acılar çekti. Çekmeye devam ediyor ama hayatta akıyor bir yandan. Ha, şimdi diyorsun. Dolayısıyla hani, buradan dolayı şimdi bunun Kaan'ın tercihi en başta. İki çocuğunun annesi bir tarafta Kaan'ın, bir yuvan var. Ha. Ve Kıvılcım'la beraber oluyorsun. Şey konusunda Kıvılcım'ın suçu yok mu yani? %100 katılıyorum yani. Göz göre göre herkese göstere biz zaten onların evliliği boyunca sökerek. Beraberdik diyor. Evliliği boyunca beraberdik diye bir olması, açıklama yapıyor yani. Bunları yapıyor olması hiç affedilir bir şey değil. Affedilir bir şey ama bunlardan dolayı da hani mutsuzluk dilemek onlara da mutluluk yani Allah, dilemiyorum kusura ya bakmayın. En azından mutsuzluk bir başkasının dileme. Mutsuzluğu üzerine kurulabilecek her türlü şeyi karşıyım bir kadın olarak. Bu kadar can acıtılamaz yani. Bu görüntüleri de duymayan kalmasının izleyicileri gönderdi. Bu böyle görüntüleri çekin gönderin arkadaşlar bize. Gördüğünüz gibi yayınlıyoruz. Duymayan kalmasın seyircileri Bodrum'daymış. Oradan Kaan'la benim bile kanıma çekip... dokunuyor. Kızı nasıl dokunmaz bilemez, bilemiyorum yani. Benim buradan kanıma dokunuyor. Yemin ediyorum sana. Yani kanıma dokunuyor. Bak yani gayet böyle bir şey. O yüzden bilemiyorum gerçekten erkeklere fedakarlık yapmak mı ne kadar yapmak bilmiyorum yani gerçekten. Evet haber turumuz var mı arkadaşlar? Onda mı gidiyoruz reklama? Peki direkt reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra burada olacağız. Bomba haberler yine var.
şok. Halit Ergenç'i çıldırtan gelişme. Tamam olabilir ama böyle olmaz. Ayıp, millete de ayıp yapmayın. Ünlü oyuncu hangi haber üzerine açtı ağzını, yumdu gözünü? İşin aslı birazdan canlı yayında duymayan kalmasında. Evet efendim, birazdan canlı yayınımızda. Ama önce bir hadise haberine bakalım. Hadise oyuncuda göz kırpıyor diye bir haber var. 6. Kardeş Kültürlerin Festivali'nde sahne aldı Hadise. Kırmızı kıyafette gerçekten çok şıktı. Ve saçlarını değiştirmiş galiba. İyi. Sen geçen yıl söyleyip duruyordun ya. Çünkü sarı saçla Avrupa'yı duruyordu. Öbür türlü olmamıştı. Bu yani. Elbisesi falan 10 numara. Bir görüntüleri de var bunu. Bir bakalım. Hadise kırmızılar içinde büyüledi. Yaydan çıkan o geri dönemez. Kimse kararımız bilemez. Ben daha başka ne söyleyeyim. Mesajımı almıştır o. Hadise yerinde duramıyor. Şimdi yine inanılmaz bir coşkulu kalabalık var. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok güzel bir yaz geçirdik gerçekten. Ablamın plajı çok çok güzel gitti. Orada vakit geçirmek, oradaki seyircinin enerjisiyle birlikte sahnede şarkılarımı söylemek beni çok mutlu etti. Tabii diğer konserlerimiz de çok çok güzeldi. Çok güzel, yorucu ama ailemle bir arada geçirdiğim bir yaz oldu. Oyunculuğa göz kırpıyor. Tolerans nerede çekecek klip, ne yapacak? Vallahi benim aklımda çok güzel aslında, nasıl desem, biraz da oyunculuk tarafımı ortaya koymak istiyorum bu şarkıda. Hani baktığınızda şarkı çok up tempo bir şarkı. Hani böyle dans şarkısı ama bir tık daha böyle bir duygusallaştırmak istiyorum. Oyunculuğumu biraz daha ön plana katarak bakalım. Sözleriyle kime göndermede bulundu? Aldatılan kadın şarkıları bana gelmesin. Sözleri de aslında çok iddialı. Evet. Bir anlamda. Ya ben her zaman şarkı seçerken kadını güçlü gösteren şarkı sözleri tercih ediyorum. Hani ay ben yalnız kaldım, ben aldatıldım, niye kalbimi kırdın, niye çekip gittin, şarkılar bana gelmesin buradan bütün. Bestecilere, söz yazarlarına benden mesaj olsun. Zaten yeni şarkılar aradığımız hep bunu söylerim. Güçlü kadını, çünkü o ben değilim. Hani o yani böyle üzülen, hani ay on, ben hadis, o. Bir hadise yok karşımızda. Var aslında, ama yani ben öyle yaşamıyorum. Yani üzüldüğüm şeyleri hemen arkamda bırakmayı tercih ediyorum. Evet. Yaz yaramış Hadise'ye. Vallahi güzel, hem kırmızılar hem ben. Yani saçını rengini da daha açsın bence. Eskisi gibi yapsın. Ya bir de ben Hadise'yle alakalı düşünüyorum, biliyor musun? Elbiseyi beğendim. Ama ayakkabı, o gümüş ayakkabılar çok demode. Çok Alaturka. Keşke bir bot falan gibi bir şey yapsaydı. Bu kızın bacakları acaba ekran olduğu için mi? Ekran geniş gösteriyor ya hepimize. Evet. Ama ondan mı? Yok, bacakları kalın. Gördün mü sen yakında? Ben hani böyle görmedim de fotoğraflarda falan da öyle. Sadece ekran... Ama yani fotoğrafta da kalın çıkabiliyoruz ya. Yani çok zayıflar, çok zayıf çıkıyor. Şimdi ben mesela eskiden hani normalken de bacaklar falan kalın çıkıyor. Yani şimdi bu kadar kalın olsa gerçekten bu kadar mini elbise giymemesi lazım mesela. Yani anladın mı? Yani eğer bunu farkında olarak giyiyorsak. Ama bizim bu plazmalardan enine doğru genişliyor ya. Acaba kızın bacakları mı böyle ekranda çıkıyor? Yok ama dolma bütün gibi fotoğraflar. Hani biraz balık etli diye. Balık etli. Balık etli kadın güzel. Güzeldi. Evet. Bunun bacakları fazla kalın duruyor ekranda. Hı-hı. Ama mesela albüm kapağına falan bakıyorum, orada ince.
Ekranda mı fazla çıkıyor acaba? Hayır, albüm kapağında Photoshop var. Hmm. Albüm kapağında tabii ki ince olacak yani. İncecik yapabilirsin. Kim yapmıyor? Hepsi yapıyor. Ama şimdi ekranda vardı. Tabii şimdi ekranda bizim kameraya Photoshop yapacak hali olmayacağı için ya da bizim çektiğimiz fotoğraflara Photoshop yapacak hali olmadığı için bacaklar olduğu gibi çıkıyor. Yani hadisenin bacakları yani biraz balık etli olduğu, biraz kilolu olduğu falan zaten biliniyor. Hmm. Ayakkabı giymesi acaba dans etmek için mi ayakkabıyı tercih ediyor? Yani şu elbisenin, mini elbisenin altına şöyle kapalı ayakkabılar çok kötü duruyor da o yüzden. Onun dışında saçların rengini açmaya başladığı için beğendim. Onu söyleyeyim. Ona çünkü çok siyah gitmiyor. Siyah saç, koyu renk saç çok hatların teker teker ağzın, burnun, gözlerin hepsi çok muntazam. Bak bunu mu istiyorsun sen? Bu kadar mı sarı olsun? Bu model değil. He. Bu model değil. Bu saçta da hiç değil. Bu felaket olmuş burada yani. Bak bunlar. Bak şu. Hmm. Şu hali. Bu da değil. Bak demin yürüyordu ya. Saçının dibi biraz daha kızıl, açık, siyah da değil. Onu o hal. O öyle güzel. Onu beğeniyorum o zaman yani. Eski Dalidalar falan. Bak bu, burada bu değil. Dibi çok koyu. Açsın onu bence. Peki. Evet. Açsın. Hadi devam edelim. İyiliği için söylüyoruz yani. Kötüyle. Sarıyken daha bir şey oluyor. Halit Ergenç haberine bakalım. Halit Ergenç'i de çıldırttı sosyal medya. Çünkü geçen hafta tartışılan işte vay evli insanlar işte evliyken beraber olan kadınlar madınlar meselesinde Halit Ergenç'in de adı karıştı. Ve Halit Ergenç de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Beterimiz var mı arkadaşlar? Ay. Diyor ki Halit Ergenç, seneler evvel ilişkimizin başlarında herkes ağzının suyu akarcasına üstümüze saldırırken neler yaşadığımızı bir röportajda anlatmıştım. Adam olan bir defa söylemeyle anlar kelamı ama bugün bu kadar sene sonra hala bu takım yerlerde bir takım çirkin yakıştırmalar yapılıyorsa, hele ki Bergüzel Korel hakkında, demek ki ben güzelce anlatamadım halimizi diye düşünüyorum. Bergüzel Korel'e bu yakıştırmaları yapmayın diyor Halit Ergenç. Ne yakıştırması yapın? Şu, hanımlar beyler tekrar söylüyorum. Benim ilk evliliğimi bitirmemin Bergüzel Korel ile zerre kadar dahi alakası yoktur. Resmen ve anlaşma yoluyla bitmiş bir evlilikten bir süre sonra böylesi zorluklar olacağını bile bile özveri ve aşk ile başlamış bir ilişkidir bizimkisi. Kalkıp mış, miş ve duyduk ki gibi ifadelerle yazılmış dedikodulara itibar etmek olacak iş değildir. Kaldı ki o günlerde bu dedikodulara taraf yaptığınız kişilerin şu an aileleri ve çocukları var. Biraz saygı lütfen eski eşinde evli olduğunu ve çocukları olduğunu söyle. Adam o kadar haklı ki. Bergüzel Korel benim 8 senelik karım, oğlumuz Ali'nin harika annesi, en kıymetlim, en sevdiğim her zaman. Bu tarz yakıştırmaları reddediyor, son derece haksız buluyor ve şiddetle kınıyorum diyor Halit Ergenç. Yani şimdi bu haber, bu dedikodular nasıl çıkıyor biliyor musun? Gazete haberleri de çıkıyor. Sosyal medyadan daha çok. Çünkü sosyal geçmişte medyadan işte değil, bunlar oldu diye işte. Ve Halit de dedi. Hayatım gazete haberlerinden çıkıyor. Şimdi gazete haberi geçmişte olunca gazete haberleri hepsi doğru mu çıkıyor? Zaten o zaman öyle sosyal medya bile yoktu. Şimdi bir kere zamanı. Şunu da söylemekte yarar var. Geçmişteki haberleri baz alıyorsunuz da geçmişte yapılan haberler doğru mu peki? Yani her geçmişte yapılan haberi siz bugünkü haberler nasıl yalan olabildiği gibi geçmişteki haberler de yalan olabiliyor. Ve geçmişte çok yani, daha fazla yalan haber yapılıyor. Çok daha fazla yalan haber yapılıyor. Yani, zamanı, şimdi mesela olanı abartılıyor. Olan abartılıyor şu anda. Eskiden hiç olmayan şeyler de yapılabiliyordu. Yani yaptığın röportajlarının başlıklarını oradaki gazete müdürü koyuyordu. Öyle mi değil mi Cenk? Sen daha iyi bilirsin. Sen gazetecisin. Yani sonuçta. Yani şimdi uzun lafı kısası şunu anlatmaya çalışıyorum. Hiç böyle bir şey yaşamayan bir aile için bunlar konuşuluyor da. Yani gerçekten söylüyorum. Yazık günah bu insanlara. İşte bunlardan insanlar deliriyor, anladın mı? Yani bunlar 8 yıllık evliler. Çocukları var. Kimse çok kimseyi aldatmamış. Çok da iyi gidiyor evlilikleri. Yani bu tür işlere en son karıştırılacak aile. Yani şimdi bunlar işte bu. İsmini bile geçirmemek lazım. Bunu hangi gazete? Bakın siz sosyal medyadaki bütün arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Bundan sonrası için bizim de haklarımızı korumak için hepimizin. Yani çıkan haberi doğru varsayarak değil her zaman. Ama şimdi mesela Bergüzar'la değil mi? Halit Bey Bergüzar'la ilişkisi başladığı zaman evli miymiş, değil miymiş? Bir kere bunu araştırın. Bu çok kolay bunun ortaya çıkması mesela. Veyahut da Bergüzar evli miymiş? Yani Halit o zaman evli olsa dahi
Şimdi bu iş çünkü hani bu çift, bak bu çift bugüne kadar ne böyle bir şeyle anıldı, ne bir şey yani. Tut ki öyle bir şey olmuş olsa dahi böyle bir şeyle Bergüzar'ın adını geçirmek, Halit'in adını geçirmek, 8 yıldır çok mutlular, çok iyi bir evlilikleri bu var. Bu neden çıkıyor ama yuvaları biliyor musun? Yuvaları harikulade, Allah nazarlardan şu saklasın. Şu anda bu haberlerin çıkma sebebinin neden olduğunu hiç kafanda düşünüyor musun? İşte bu son tartışmalardan sonra çıkıyor işte. İşte bu olayda başkalarınınkini hafifletmek için herkes yapıyordu ya, getirmek için insanları yakmaya başladılar. Artık bu iş öyle bir raddeye geldi ki hiç günahı olmayan insanları bu insanları da işin içerisine çekerek o da yaptı, o da yaptı. Hani öbürküsünü hafifletmek için bu insanları da yakmaya başladılar. İtibar etmeyin arkadaşlar. Aynen, gerçekten bunu ayıp, günah sosyal yani. Medyada yapan gazeteciler var. Bak gazeteciler var, başka hesaplardan açan. Fanlarla beraber açan şeyler var. Bunları attıkları iftiralara düzgün insanlar... İnanmayın lütfen, sizden onu rica ediyorum. Bu başkalarının şeylerini hafifletmek için Bergüzar da yaptıysa gayet normal bir şeye getirmeye çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama böyle bir şey yok. Ayıptır, günahtır. Bunlar evlenmişler. 8 yıllık evliler ve çok düzgün de bir çift. Aynen. O yüzden başkalarını kurtarmak için bu tür insanları harcamayın. Evet. Halit bile hani bu işlere hiç girmez. Sadece onlar için yapmaz. Değil ya. Onlar için değil. De yani. Bu da yapmamış mıydı? Şu da yapmamış mıydı? Tabii Halit'i bile yani delirtmişler, düşün yani. Hiçbir suç diğer bir suçla başkasının suçuyla örtülemez. Hafifletilemez. Anlatabiliyor muyum? Ve ortadan kaldırılamaz. O yüzden boşu boşuna bu insanlara saygısızlık yapmayın diyorum ben. Peki Tuğba Büyüküstü'ne bakalım. Umut Evirgen'le birlikte Acun Ilıca Şeyma Subaşı düğününe gitmişlerdi. Aha. Ondan sonra Saint-Tropez'deki tatillerine devam ettiler. Aşk tazelediler ve Mutluluk Paris'te diye, Paris demiş pardon. Saint-Tropez'den Paris'e geçmişti. İşte bu fotoğrafta Paris'te çekildi. Paris'in en güzel zamanları şu an. Ve nişanlısından ayrılmıştı şey Umut Evirgen. Ayrılmış. Evet, şimdi de böyle. Yani adam nişanlısından ayrıldı diye adamı ne gömdük biliyor musun be? Yani ben yapmadım da tabii. Ama yani o nişanlısından ayrıldı. Yani nişanlık nedir? Birbirini tanıma sürecinde alasmalık dedi. Vay efendim nasıl nişanlısından ayrıldı? Vay efendim falan derken yani kimin ne kadar yargılayacağımızı, hangi suçla yargılayacağımızı, hangi suçla yargılamamamız gerektiğini veyahut da hiç yapmamamız gerektiğini farkında değiliz. Artık her şey birbirine karışmış bir vaziyette. Yani hiç adil olmuyoruz artık. Toplum olarak da değiliz. Şimdi bu adam nişanlanmış. Nişanlık sürecinde, birbirini tanıma sürecinde belki evlenecek boyutta sevmediğini anladığı bir Nişanlıyı bir aldatmaya anda, girmiyor bu mesele. Bir, belki ayrıldı, bilmiyoruz ki. Ya onu bilmiyoruz. Yani. Bilmiyoruz ki belki o çünkü süreçte yani ayrıldılar. Çünkü Çağatay Ulusoy'la beraber kız istemeye gittiler. Gitti ama o süreçten sonra bir süreç geçti. Evet. O arada neler oldu bilmiyoruz. Bazen insan nişanlanıyor, 3 gün sonra o ondan bir şey istiyor, ondan bir şey istiyor. Nişan bozuluyor. O süreyi biz bilemeyiz ki. Yani bu adam bir evlilik yapıp da yasak aşk yaşamadı ki. Bu Tuğba yasak aşk yaşamadı ki. Tuğba evli değildi ki, bu evli değildi ki. Bunlar gayet bekar insanlar, nişanlık süreci yaşadı, ayrıldı. Şimdi hep bir antipati, hep bir kızmak. Hayır, gayet ikisi de bekar. Ve şu anda da birbirlerine aşık oldular. Ben bu çifte mutluluklar diliyorum. Aynen. Bak, bu düğünden aynen. Fotoğraftı. Bu düğünden sonra da Paris'e geçerek... Biraz da destek de vermek lazım. Böyle destek vermemiz gereken şeyleri tabii biliyoruz. Yani niye destek vereceğiz? Yani mutlu, yeni bir aşka yelken açmış olan insanlara da destek de vermek lazım. Hep kötü şeyler, hep olumsuzluk, hep negatif. Zaten hani bunlar yani, kötü şeyler yaşadı zaten. Umut Evirgen hapse düştü. İşte bu ilişki görüntülendiği için gazetecileri daha da çok yani kötü günler. Aynen, ve böyle şeyler birbirlerine sonra... daha da çok kenetlendi. Bunlara mutluluk dilememiz lazım şu anda. Artık yapılacak bir şey. Kurcalamanın alemi yok. Şuna bakacağız. Bize ters gelen bir şey var mı topluma burada? Yok. Yok. İkisi de bekar. O istediklerini yaşayabilirler. Allah mutlu etsin. Paris'te de yaşıyorlar. Evet. Şimdi tatilden böyle fotoğrafları çekildi. Peki Alişan'a bakalım. Alişan'ın bir açıklaması vardı. Hem Özcan Deniz'e zeytin dalı uzatmış hem de açıklamayı da bulmuş. Kanadıkça büyüdün ıssız aşkla. Bu kaderi senle birlikte yazdım. Bizi ayrılıkla korkutamaz. Çağla'yı yengem yapmışlar. Geçen hafta gittim dizideki eşimle tanıştım. Bu sefer Çağla'yla ilk kez dizide ne sevgiliyiz ne aşığız.
Hatta böyle çok birbirimizi bile göremeyeceğiz. İlk bölümde baktım Çağla'yla böyle 2-3 tane sahnemiz var yani birlikte. Onun burukluğunu yaşıyorsunuz sanırım. Şu an burukluğunu yaşıyorsunuz. Çağla'yı yengem yapmışlar ya. Olur mu böyle bir şey? Bu Avrupa'dan ev alma hikayesi nedir abi? Hani haberler çıktı. Avrupa'yı karış karış gezip ev arıyorum. Evet baktık. Pahalı geldi diyeceksin. Hayır. Baktık. Hayır hayır. Şöyle Monaco'dan baktık. Monaco inanılmaz pahalı. Yani ki Monaco'da zaten yer kalmamış. Pahalı geldi diyeceksin diye. Bir arsa buldum 33 metrekare. Ona da köpek kulübesi yapmış. Bulamadık ya. O kadar pahalı. Oralar yok. Şeye indik. Aşağı taraflara doğru indik. Nice. Nice, Cannes falan o taraflara baktık. Yatırım için mi baktık? Bir yer beğendim. Yok ya ne yaşamaz. Ben yaşayabilir miyim yurt dışında? Kiraya verdik. Tabii. Yatırım için. Bulunsun yani. Hala var mı? Geçen Sibel Hanım'la görüştüm hatta işte. Onun da Cannes'da. Nice'de ya da Cannes'da galiba. Güzel canım. Evet o da bana bir emlakçı ismi verdi orada. Bulamadım onu. Lan ne bulamadım. Cuma'ya gittim kafalıydı. Hayırlısı böyleymiş. Kısmet. Hayırlısı böyleymiş demek ki. Kısmet böyleymiş. Bu anlamda biraz muzdaribiz galiba. Hep seni buluyor. Yok ya hiç alakası yok. Yani. Kısmet yani. Kısmet. Fenerbahçe gibisin bir anlamda. Her sene şampiyonla oynayıp değil mi? İkinci sene evlenmeyi oynayıp. Aynen. Ece Hanım'ın açıklaması vardı. Dolunay'da bağladı Ece erken durumu. Bilmiyorum kendisi görürsünüz. Evet o yağmurda biraz fazla kalmış. Normal doğru bir açıklama değil o zaman. Öyle bir şey olur mu ya? Evet. Dolunay yeni ay falan onunla hiç alakası yok da. Dediğim gibi kısmet ya. Kurşun döktürmeyi düşünüyor musun? Ya kurşun değil üzerime tank geçti yani anladın mı öyle hani o öyle bir şey yok artık. Ya hiç net bir açıklama zaten şeyim var baksana korkman var ya. Yani. Şöyle kurşun işlemez yani. Tahminlerim hep tutar. Özcan Deniz'in kızı olacak. Ameliyi tebrik ettiniz mi? Yok yani onunla ben uzun süredir görüşmediğim için. Belki kırgınlık. Buradan tebrik edeyim yani. Allah analı babalı büyütsün şimdiden. Herhalde düğün yapıp ondan sonra. Belki bu güzel mesajdan sonra barışırsınız. Görüşürüz. Bak cinsiyeti belli değil ben söyleyeyim şimdiden. Ne olur? Kız. Kızım olur. Evet. İçime şu anda doğdu. Ve %90 da şeyim yani bilirim. Çıkar mı? Tabii %90 çıkar. Kanadıkça buyurun ölümsüz aşkla. Bu kaderi senle birlikte yazdım. Bizi ayrılıkla. Bir de şu tahminlerini kendinden yana kullanmış olsaydı şöyle. Çok iyi olacaktı. Yani. Ben Alişan'ı çok seviyorum ben. Çok iyi. Ama o hiç yani evlenecekmiş gibi durmuyor yani. Baksana adam Nice kana kaçmaya çalışıyor. O kadar ne yapacaksın sen? Sen Nice kan. Ağzı herhalde ev sen Kurtuluş ve Nişantaşı'ndan çıkamazsın. Boşu boşuna Nice'lere kanlara falan bir hayal görme. Çünkü ailesine beraber biliyorsun. Aa bir dakika taşındı ya. Çocuğa nereye haksızlık taşın? Ediyorum Maçka'ya. Bir rezidansa gittim evine ya. Ha Maçka'ya doğru. Ama eve gitmiş ya. Eve 5 tane elbisesini koymuş. Diyorum burada yemek yok falan. Akşam annemlere gidiyorum diyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen hani evlenseydi birisi sen de kanser de olurdu yani. Ona söyleyeyim. Akşamlar anneme gidiyorum diyeceğini düşünsene. Yapar mıydı ama bilmiyorum yani. Evet. Neyse ben böyle bekarlık senin için sultanlık olsun. Şimdi böyle kısmet derken bir insanın suratında üzüntü olur biliyor musun? Şimdi o zaman üzülecektim bunun için. Yani çok seviyorum ya. Kısmet derken bile bir rahatlık çökmüş. Eski Alişan'a geri döndü yine. Direkt. Evet yani zaten öyle çok üzgün ve çok bittiğine şey değil. Hani yıkılmış falan değil. Hatta rahatlamış bir şey var. Özcan'a da selam gönderdi kızı için. Kızı diyor çocuğu bak ben de kızı dedim. Belki de Özcan'ın kızı olacak gerçekten. İnşallah ya. İnşallah babalı İnşallah diyorsun. Evet artık ya sağlıklı, çocuk güzel bir şey. İnşallah hepsinin Özcan olsun. Deniz'de. Evet. Aynen. Peki programın sonuna geldik. Geldik mi? Geldik efendim bitti bugün de. Yarın saat 11'de görüşmek üzere. Hoşça kal diyelim. Peki yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Hoşça kalın.